vel akıbetü lil muttakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق رسول الله فيما قال ونطق حبيب الله الملك العزيز المتعال. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini biliyorsunuz Gâr-ı Hira'da bıraktık. Cenab-ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz Peygamber-i Zişan Efendimiz'e Gâr-ı Hira'da geldiler ve kendisine Kur'an-ı Hakîm'in 5 ayetini getirdiler. Estaizu billah İkra Bismi Rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra ve Rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem allemel insâne mâlem ya'lam. 6666 ayat-ı ilahiye oku diye başlıyor muhteremler. Ya geçen dersimizde üzerinde bayağı birkaç cümleler durduk. Yani İslam'ın nizamının temelinde ilim var, marifet var, okumak var, bilgi var, irfan var muhterem Müslümanlar. Ya oku. İnsanı uyuşuk kandan, kan pıhtısından evvela meni hali, sonra kan pıhtısı haline geliyor, sonra et haline geliyor, sonra kudret fırçasıyla beden tanzim ediliyor, sonra söyledik ثُمَّ اَنْشَيْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ Cenab-ı Halik-i Zülcelal ruh nefhediyor, yavru rahmi maderde devinmeye başlıyor. Mavzumuz o değil muhterem Müslümanlar. Sadece halakal insane min alak buyurulduğu için bu kadarını tekrarlamış oldum. Evet, insanı uyuşuk kan pıhtısından yaratan Rabbin adıyla oku buyurduktan sonra Cenab-ı Cibril tekrar okuyor. Estaizu billah. İkra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem allama al-insana ma lam ya'lam. O Rabbin ekrem olan Rabbin adıyla oku ya Muhammed. Cenab-ı Hak tekrarlıyor. Tekit var, teyit var, teşdit var muhterem Müslümanlar. Muhterem müminler, Peygamberimiz Zişan Efendimiz oku emrini alıp kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra Cenab-ı Cibril'den Gâr-ı Hira'dan yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor. Hani demiştik ya muhterem Müslümanlar, Cebrail'i dehşetiyle, hey'eti asliyesiyle ilk defa görünce bayıldı. Hazreti Cibril kucakladı, kendini sıktı. Oku ya Muhammed diyordu. İkra diyordu. Müşfik bir kardeşin bir kardeşi sıktığı gibi 3 defa tekrar sıktı. Peygamber Efendimiz kendine geldi.
Cibril'le karşı karşıyalar. Kalbinde ünsiyet meydana geldi tabii. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana'nın burada bir nüktesi var. Ama ne nükte yüce Rabbim. Evet, Mevlana'mızın ruhani hayatından feyz almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Cenab-ı Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya, Allah'ın Resulü ilk defa gördüğü için heybetinden bayıldı dedik ya, Cenab-ı Pir öyle diyor Mesnevi'de: Ahmet, er dikü şayet an perri celil, ta ebed bihuş mane Cebrail. Allah Allah. Cenab-ı Cebrail'i heyeti asliyesiyle görünce Hazreti Ahmet bayıldı ve fakat ayıldı tekrar diyor. Eğer Peygamber Efendimiz risalet ve nübüvvet kanatları açıp da Cenab-ı Cebrail'e bir defa görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki ancak mahşerde ayılırdı diyor. Ya. Buna aşk mesleki derler. Hoca dedi ki, ne diyecek hocam be? Ben de hocayım. 48 senedir kürsüdeyim diyorum ya size. Hoca ne diyecek yani? Ya. Aşk mesleki derler buna. Fahri kainat bayıldı ve ayıldı. Yani beşerin kafasında, Müslümanların vicdanında, inananların gönlünde bir istifham olabilir mi acaba diye gayrete geliyor Mevlana. Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya, acaba Cebrail mi daha faziletli derecesine bir yanlış yola sapılmasın inanç bakımından diye? Koca veli öyle diyor: eğer Hazreti Muhammed Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e hakikati Muhammediyesiyle görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki kıyamet sabahı ancak ayılırdı. Rabbim Resulü'nün şefaatine nail ve mazhar kıl ya Rabbi. Peygamber Efendimiz vahyi telakki ediyor. Gâr-ı Hira'dan, Cebel-i Nur'dan ağır ağır iniyor. Hatice validemizin evine geliyor. Mavzumuz Peygamber Efendimiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana öyle diyor: Şerh-i ışk ermendi güyen berdevam, sat kıyamet bir güzel etlu anna tamam diyor. Eğer aşıkın ve aşkın şerhini söylemeye başlasam yüzlerce kıyamet kopar da aşkın şerhi gene bitmez diyor. Aşkın şerhi bu kadar azim de, aşkın kendinden dağıldığı Hazreti Muhammed'in fazaili nasıl acaba? Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin acaba o kemalat-ı Ahmediyesi, o fazaili Muhammediyesinden bahsetmek istersek, ya. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hazreti Muhammed'in hakikatine kalben ve imanen vakıf olmayı bizden esirgemesin Mevlamız inşallah. Muhterem Müslümanlar, tabii size birçok şeyler okuyacağım da sadece burada isterseniz, Peygamber Efendimiz Gâr-ı Hira'dan inerken Şeyh Galip merhuma bir orayı verelim geçelim isterseniz. Osmanlı şairi Şeyh Galip merhum öyle diyor: Hutben okunur minber-i iklim-i bekada. Bak mümin kardeşim, Şeyh Galip ne diyor bak: Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruz-i cezada, gülban ki kudumun çalınır arş-ı hudada, esma-i şerifin anılır arz-ı semada, sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize devleti sermezsin efendim diyor. Evet, o kainatın efendisi olduğu gibi bizim de Nebi-i Zişanımız, Seyyidimiz ve Efendimizdir. Ya Rabbi onun sevgisiyle gönüllerimize hayat ver diyoruz.
Hatice validemizin evine geldi. Hala bir ürperti Peygamber Efendimizle devam ediyordu. İlk defa karşılaştığı dehşetli bir manzara, çünkü tabiri böyle söylense caiz mi bilmiyorum muhterem Müslümanlar. Dethiruni, dethiruni. Peygamber Efendimiz, ya Hatice beni örtünüz, beni biraz örtünüz buyurdular. Cenab-ı Hatice validemiz, müminlerin muhterem validesi, Peygamber Efendimizin üzerini örttüler. Biraz dinlendiler muhterem Müslümanlar. Ve Cenab-ı Hatice validemize olanları anlattılar. Ya Hatice, bugün bende böyle bir tecelli oldu. O arada Cenab-ı Cebrail aleyhisselam bir defa daha geliyor. Muhterem Müslümanlar, yani Fahri Kainat Efendimiz'i ne alemde diye Allah'ın emriyle şöyle bir geliyor, bir daha yokluyor. Ya Ayşe, gene o gördüğüm zatı görüyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ya Hatice, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o manzarayı öyle seyrederken hoş bir neşeyle, belki de neşe gözyaşlarıyla, belki de ruhi uçuşlarla muhterem Müslümanlar, Hatice validemiz şöyle saçının ucunu bir çıkardılar biraz. Eğer melekse kaçar, çekilir. Yok, eğer bunun dışında bir tecelli ise, bir zuhurat ise anlaşılmış olur ya Resulallah dedi. Hatice validemiz saçının bir tarafını biraz çıkarınca Cenab-ı Cebrail aleyhisselam çekiliverdiler. Ya Resulallah, ilk müjdemi söylemiş oluyorum. Bu zat korkacak bir kişi değil. Allahu alem, Allah dostu, vahiy emini Cenab-ı Cibril olsa gerek. Ben Veraka'ya amcazademe gidiyorum diyor. Veraka'ya amcazadesi yerine gidiyor ve soruyor. Muhammed'imizde bugün böyle bir şeyler olmuş. Ne dersin ey amcazadem diye. Muhterem Müslümanlar, Verakat ibn-i Nevfel zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu. Ya Hatice, ya Hatice, seni müjdeliyorum. Allah'ın en yüce Resulüne, Hatemül Enbiya'ya zevce oldum diyor. Bu gelen haşa ki korkulacak cinsten değil, Allah'ın vahiy emini Cibril ve Muhammed'imize gelen de ona nazil olacak semavi kitapların sultanı ve şahı ve en büyüğü olan ilahi nizam ve kıyamet sabahına kadar müminlerin anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir ya Hatice. Hatice validemiz geldi muhterem Müslümanlar. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Verakat ibn-i Nevfel'in söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabii. Muhterem müminler, Cenab-ı Cibril tekrar gelerek Estaizu billah, ya eyyuhel müddessir kum fe endir ve rabbeke fe kebbir ve siyâbeke fe tahhir ilâ âhiril âyât. Cenab-ı Cibril Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden Sure-i Müddessir'in ilk ayatını getiriyor. Ey ridasına bürünen, risalet cübbesine bürünen Nebi-i Zişan'ın Muhammed'im, kalk ve insanlığı ilahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve Rabbini büyükle tekbir eyle. Muhterem Müslümanlar, Allahu Ekber. Evet, Allah'ın kulları hep beraber böyle diyoruz. Allahu Ekber. Peygamberi Zişan Efendimizin Rabbisinden telakki ettiği ilk emirlerin içerisinde kum, ridanı üzerinden çek, vazifen azim, önün çok açık, insanlık ve beşeriyet için ebedi lidersin ya Muhammed. Vazifen bütün insanlığı kurtarmanın derdi olacaktır. Kalk ve inzar eyle. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine li hikmetin kum fe ebşir buyurulmuyor da kum fe enzir. Yani kalk ve müjdele ya Muhammed buyurmuyor Cenab-ı Hak.
kalk ve korkut, inzar eyle diye buyuruyor. Demek ki insanoğlu için inzar tebşirden evveldir. Evvela Allah'tan korkacak, sonra en büyük müjdeyi alacak. Konyalılar duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Yani kalplerde evvela haşyetullah olacak, kalplerde Allah korkusu olacak, kalplerde mesuliyet duygusu olacak, kalplerde ürperti olacak, tamam mı? Bu haşyet ve ürpertinin içerisinde bütün evamiri ilahiye bir harfin yerine getirilecek ve bütün nehyedilen şeylerden de şiddetle ve süratle kaçılacak. Bunu yaptı mı? Bak mümin kardeşim, bak. Hadisi kutsi ve kutsubi sitte hadisi. En sağlam hadislerden biridir. Hadisi kutsi. Ve izzeti ve celali la ecma'u ala abdi khawfeyn ve la emneyn. İza khafeni fi dünya emmentuhu yevmel kıyama ve iza emineni fi dünya ehaftuhu yevmel kıyama. Alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor. İzzim ve celalime, yani zat-ı uluhiyetime kasem ederim ki kulum üzerinde iki korkuyu ve iki emniyeti cem etmeyeceğim. Gençler, gençler, Allah'ın yiğit kulları, bilhassa size sesleniyorum. Çünkü gençlikte korku galip olacak, ihtiyarlıkta raca galip olacak, tamam mı? Genç daha çok Allah'ından korkacak. İhtiyar zürriyetten kalmıştır, zaten damarları kesilmiştir. Şehvet ve buna benzeyen şeylerde zayıflemiştir. Onun için ihtiyar daha çok raca içerisinde, Allah'ın rahmetinden daha çok ümitle, Allah korkusu kalbinde olacak tabii muhterem müminler. Fakat ama gençler, delikanlılar diyoruz değil mi? Delikanlılar. Öyle olunca kan hararetiyle daima çiziden çıkmaları muhtemeldir. Onun için gençler diye sesleniyorum. Kalbinizde Allah korkusu mayalanmalı. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin bu gelişini Kur'an-ı Kerim, şimdi Gâr-ı Hira'dan indi, Hatice validemizin evinde, Cibril tekrar geldi, estaizu billah, ya eyyuhel müddessir, gum fe endir, ve rabbeke fe kebir dedi. Peygamber Zişan Efendimiz doğruldular, doğruldular, Risalet abasını üzerine aldılar. Ayi Celle'de ve enzir aşiretekel akrabin, yakın akrabanı inzar ve onları irşatla işe başla Muhammed'im. Peygamber-i Zişan Efendimiz bütün amcalarını ve yakın akrabasını Safa Tepesi üzerinde topladı muhterem müminler. Safa Tepesi üzerinde topladı. Orada herkes vardı. Amcaları Cenab-ı Abbaslar, Hazreti Hamzeler, Ebu Talipler, Ebu Lehepler ve bütün kavmi Kureyş'in uluları oradalardı. Peygamber Efendimiz onların karşısına çıktılar. Bu ayet-i celle nazil olunca ve enzir aşiretekel akrabin. Ey benim yakınlarım, amcalarım, dayılarım, yakın akrabam, Kureyş uluları. Ben size desem ki şu dağın arkasında asker var, düşman var. Şafağa doğru Mekke'yi mükerremeye girecek, tedbir alın desem bana inanır mısınız dedi. Hepsi birden gulgule ile böyle dediler. Ya Muhammed, biz sana çocukluğundan beri Muhammedül Emin dedik. Ya Konyalı kardeşlerim, duyuyor musunuz? Peygamber Efendimizin yetişişinden daha çocukluğundan bütün Mekke ahalisi, hususiyle kavmi Kureyş'in uluları Muhammedül Emin, Muhammedül Emin, Muhammedül Emin diyorlar. (Gülüyor)
çocukluğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kayboluyor muhterem Müslümanlar. Onun kaybolması bizim veletlerin kaybolmasına benzemez. O değişik bir kaybolma biliyorsunuz. Allah onun üzerinde hafız ve nazırdır. Kainatın efendisi olarak geliyor çünkü. Nefesini dinliyor Mevla, adımlarını takip ediyor. Zayi etmez Muhammed'ini. Aranıyor, aranıyor, aranıyor. Ebu Cehil bir yerden gelmiş. Bakıyor, bir yavrucağız ay parçası. Böyle bir tabir bile biraz tuhaf oluyor ama neyse artık böyle diyoruz. Parıl parıl bir yavru. Devesini ıhtırıyor, yanına kadar geliyor. Cenab-ı Muhammed'in, Hazreti Ahmet'in, kainatın Mustafa'sının elinden tutuyor, devenin yanına getiriyor. Arkasına onu bindiriyor, kendisi öne biniyor. Deveye hadi aslanım bakalım diyor, deve kalkmıyor muhterem Müslümanlar. Ya deve kalkmıyor. Allah Allah. Şimdiye kadar bu deve hiç sahibine böyle isyan etmezdi ama acaba bugün ne oldu ki diyor. İniyor Muhammed'i, kainatın Muhammed'ini aleyhissalatü vesselam önüne bindiriyor. Kendisi arkaya biniyor. Hadi aslanım diyor. Deve yerinden merminin namludan fırladığı gibi deve ayağa kalkıyor hemen birden. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhterem Müslümanlar, bir de Peygamber Zişan Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe-i Muazzama tamir edildi. Hacerül Esved yerine konacak. Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında 4 büyük kabile ihtilaf ettiler. O diyor bu şeref bizim, o diyor bu şeref bizim. Hacer-ül Esved'i biz yerine koyacağız. Daha büyük asil kabileyiz. O biri diyor biz yerine koyacağız. 4 Arap kabaili arasında bayağı neredeyse kılıçlar çekilecek. Haram-ı ilahide çok ciddi ihtilaf çıkacak. Aralarında şöyle bir anlaşmaya vardılar. Safa kapısından şimdi kim girerse onu hakem tayin edelim. O ne derse olsun mu? Olsun dediler. Bakıyorlar ki İlk giren Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında. 7 yaşında muhterem Müslümanlar. Bütün kabile reisi olan ileri gelenler, Mekke'nin ileri gelenleri "Hâdâ huve Muhammedül Emin." Muhammedül Emin geldi, onun hükmüne razıyız dediler. Gelince hatta burada şunu da söyleyeyim muhterem Müslümanlar. Bu çocukluğunda olan söyleyeceğim bu. Kabe-i Muazzama'nın tamirinde Peygamber Efendimiz diyor ki entarimi şöyle acımasın diye omuzuma kaldırmıştım. Taş alıyorum omuzuma diyor. Entarimi kaldırmıştım. Herhalde diz kapağından yukarısı biraz göründü ki Peygamber Efendimiz'in dehşetli bir kişi geldi ve entarimi aşağı çekti diyor. Ürperdim diyor. Hala onu unutamam diyor. Muhterem Müslümanlar. Ya yeni yetişiş ve çocukluk halinde dahi Cenab-ı Halik-i Zülcelal Fahri Kainat'ın diz kapağından yukarısının görünmesini Mevla istemiyor. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, iş böyle başladı muhterem Müslümanlar. Hacerül Esved'in konma yaşı biraz daha büyük tabii Peygamber Efendimiz. Geldiler, buyurdular ki bir kabuk bezi serin, serdiler. Hacerül Esved'i üzerine koyun, koydular. 4 kabilenin reisi bu çadır bezinin, kabuk bezinin 4 ucundan tutsunlar. 4 kabile reisi çadır bezinin 4 ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar. Tam Hacer-ül Esved'in konacağı yere kadar 4 kabile reisi beraber getirdiler. Nur yumağı elleriyle Hacer-ül Esved'i şöyle yerine yerleştiriverdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. Ya muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi böyle.
gelişi böyle. İsterseniz hani Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri Safa Tepesi'nde akrabasıyla konuşacak ama şöyle bir latifeyi daha çocukluğundan arz edeyim. Bir daha tekrar bu latifelere dönmeyeceğim çünkü. Halime validemizin köyünde, Beni Saad kabilesinde çocuklarla beraber oynuyor Peygamber Efendimiz. 4-5 yaşlar, daha küçük yaşta çocuklarla beraber yeşilliklerin üzerinde koşturuyorlar. İki nur yapılı kişi geliverdi muhterem müminler. Birinin elinde leğen ıvrık var. Nur yapılı iki kişi geliverdi. Hani Peygamber Efendimiz'in hadisi Cibril'de tarif edildiği gibi yüzleri gayet ay gibi, güneş gibi parıl parıl, sakalları, saçları siyah ve üzerlerinde bembeyaz elbiseler giymişler. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'i çocukların arasında alıp hemen şöyle hiç incitmeden yatırıverdiler. Yatırıverdiler çayırların üzerine. O sağda duran zat, heybetli zat, mübarek parmağıyla şöyle bir çizdi. Peygamber Zişan Efendimiz'in sadrini açtı. İçinden kalbi Muhammedi'yi çıkardı. Şakır şakır yıkadılar. Sonra da kalbin bir tarafından birazcık bir kan pıhtısı, birazcık bir kan pıhtısı çıkarıp şöyle bir kenara atıverdi. O zatın biri Cebrail, diğeri Mikail aleyhisselam idi. Muhterem Müslümanlar, bu tabii İslam peygamberine yapılan ilk ameliyat, ilk operasyon, ruhani operasyondu. Sonradan Peygamber Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah, o uyuşuk kan pıhtısı ki Cebrail kalbinizden alarak bir kenara koydu, şeytanın kalbe musallat olduğu şeydir. Onu Cenab-ı Hak daha çocukluğumda Cibril vasıtasıyla benim kalbimin kenarından aldı diye buyurdular. Evet. Şeytanın musallat olduğu, hortumunu attığı şeydir o. Delikanlı tabiri de oradan kalma, Konyalılar duyuyor musunuz? Delikanlı. Yani vücutta kontrolsüz olarak kan yükseliyor. Tam o yaşta, o çağda. Onun için dikkat ederseniz ekseri delice hareketler o yaşlarda oluyor. Peygamberimiz Zişan Efendimiz daha küçüklüğündeyken böyle bir şeyden Cenab-ı Hak hıfz-ı emanını da kılmak için Cibril vasıtasıyla o kanı oradan aldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Sonra Zemzem-i Şerif'le kıcır kıcır kalbi Muhammedisi yıkanıyor. Sonra ilim ve hikmet dolduruluyor. İlim ve hikmet dolduruluyor. Kalbi Muhammediye daha çocukluğundan sadri kapatılıyor. Cenab-ı Cibril Cebrail'i parmağıyla şöyle bir çekiyor eski haline. Olur mu? Müslümanlar, olur mu? Hey hey! Alemlerin yüce yaratanı isteyince daha neler oldu ve neler. Bu ameliyat bir de Gâr-ı Hira'da oldu. Bu ameliyat Peygamber Efendimiz'de üçüncü defa Miraç gecesinde oldu muhterem Müslümanlar. Hatırınızda kalsın. Peygamber Efendimiz'e 4-5 yaşında Beni Saad kabilesinde bir ameliyat, ruhani manevi ameliyat. İkincisi vahiy geldiğinde Gâr-ı Hira'da. Üçüncüsü Miraç'ta Allah'ın cemalini görmeye uruç edecek ya. O anda sadri Muhammedi yine açılıyor. Yine kıcır kıcır. Zaten temiz olan şeyi bir daha yıkarsanız, bir daha yıkarsanız ne olur muhterem Müslümanlar? Muhterem cemaat. Zaten temiz olan bir şeyi, zaten manzarı Rahman, zaten makarı iman ve aşk, zaten cemali Hakk'ın işrakı, Allah nurunun tecelligahı olan kalbi Muhammedi. Şöyle diyeceğim size muhterem Müslümanlar, mananın anlaşılması için. Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak Kelimullah'tır. Molla Camii'nin Lüccetül Esrar diye bir Risale-i Miraciyesi var.
İzmirli Abdülkadir Efendi diye bir zat o Mulla Camii'nin risalesine şerh yapmış. Orada görmüştüm seneler evvel muhterem müminler. Cenab-ı Musa aleyhisselam Kelimullah olarak Cenab-ı Hak kendisine böyle buyuruyorlardı. Estaizu billah. Fahla naleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ya Musa, ayağından naleyini çıkar, sen mukaddes Tuva vadisindesin. Zat-ı akdesimizden vahiy telakki etmeye geldin. Hazreti Musa aleyhisselama hitabı izzet böyle. Ama Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde alemlerin Rabbi böyle buyuruyor. Habibim, naleyninle gel, ayağın tozuyla arşın şereflensin diyor. Biz bu Peygamberi Zişan'ın ümmetiyiz. Biz bu Zat-ı Akdes'e, biz bu mübarek insana Bezmi Eles'te aşık olmuşuz. Nur-u Muhammedi'nin pervanesi olma derdiyle dünyadayız. Ya Necip Fazıl Koca dahi öyle diyor. Sevgilim, peygamberim, önderim, yüce rehberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Vallahi ahdimiz var Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Vallahi ahdimiz var. Necip Fazıl'la aynı neşedeyiz. Ona uymayan ölçü ne olursa olsun kıyamet sabahına kadar ayağımızın altında. Yüce Rabbim bizi Muhammedi'nin kutsi neşesiyle dolu kıl. Amin. Onun feyziyle feyziyab eyle. Amin. Onun nuruyla kalplerimize taze hayat ver. Amin. Evet, Nabi Medine-i Münevvere'ye tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdı muhterem Müslümanlar. Bir gazelini yazdı Osmanlı şairi. Sakın terki edepten, kuy-i mahbub-i hudadır bu, nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. En sonunda Murat-ı edeple gir Nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu, segah-ı evliyadır bu. Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu, segah-ı enbiyadır bu. Kalemi soktu ve gazeli cebine şöyle koydu muhterem Müslümanlar. Tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek, Nisfü'l-Leyl'den sonra bakıyor ki Ravza-i Mudahare'nin minare-i reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede. Hazreti İsa aleyhisselama, Hazreti İsa aleyhisselama, ya İsa, son gelecek peygamberim Ahmet'im Muhammed'ime inan ve ümmetine de söyle. Sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar. Önündeki notta muhterem Müslümanlar. Önümdeki notta. Evet. İmam-ı Kastelani'den ve de Ebu Naim İbni Asakir ve Hakim gibi hadis muharrici. Yok hocam, Buhari'den olacak yahu. Yahu kuzum, sana kim öğretti bunu? Fazaili amalde Kütüb-ü Sitte dışındaki birçok muhaddisin var. Onların eserlerinden de rahatlıkla nakiller yapılabilir. Kaldı ki Fahri Kainat için eğer bir söz söylenecekse, öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Ya İsa, eğer Muhammed'im olmasaydı seni yaratmazdım. Muhammed'im olmasaydı cennetleri yaratmazdım. Muhammed'im olmasaydı dünyayı yaratmazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Aliülkari mevzuatında lafzı varit olmasa bile Aliülkari mevzuatında yumurcak bakar mısın lütfen, insaf et nefsine, döndüğünde bak bakayım Aliülkari mevzuatında
hadislerin mevzularını sayıyor. Belki lafzı varit değildir ama manası sabittir. Kainatın varlığının sebebi Hazreti Muhammed'in vücududur diyor. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Peygamber Efendimiz olmasaydı arş olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı kürsi olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı levh olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı semalar olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı cennetler olmazdı, dünya olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı insanlık ve beşer. Yani onun şerefine ve şöhretine varız. Ben size söylemiştim ya, gençler Necip Fazıl'ın o kitabını mutlaka bulunuz, okuyunuz. O ki o yüzden varız diyor koca üstad. O ki o yüzden varız. O nebi zişan ki o yüzden varız. Rabbim bizi dünyada sevgisiyle dolu kıl. Mahşerde sancağının altında eyle. Cennette de saçağının altında komşu eyle diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, söz sözü açıyor. Müezzin efendi, baş müezzin, minare-i reisiyeden, sakın terki edepten, makam-ı Mustafa'dır bu, nazargah-ı ilahidir, sakın terki edepten, küy-i mahbub-u hudadır bu, nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu, okuyor. Develer menakaya indirilmiş, nabi gusül ediyor, taze çamaşırlarını, enterlerini giyiyor ve Ravza-i Mudahara Mescid-i Saadet'e koşuyor. Minarenin altında bekliyor muhterem Müslümanlar. Nasıl olur? Ben yazdım bunu, bir Allah'ım bilirim, bir Allah'ım bilir, bir de ben bilirim. Minareden bu kasideyi nasıl okur bu zat? Mühim değil mi Müslümanlar? Ya çok mühim. Müezzin efendi kasideyi okuyor. Tam minarenin kapısından çıkınca şarıl şarıl gözyaşlarıyla nabi kucaklıyor müezzin efendiyi. Yaratan yüce kudretin aşkına sen nereden nasıl oldu da bu kasideyi, ki ben gelirken okudum ve kağıt cebimde daha. Benden başka kimse bunu duymadı, Rabbim bilir ancak. Bu gece diyor, Peygamber Efendimi rüyada gördüm. Müezzin efendi öyle diyor. Bu gece Peygamber Efendimi rüyada gördüm. Ümmetimden nabi geliyor. Ya. Ümmetimden ne demek, bana ümmetim dedi Peygamber Efendimiz, öyle mi? Ey vallahi öyle dedi. Müezzin efendi öyle diyor. Ey vallahi öyle dedi. Ümmetimden nabi geliyor. Yolda bu kasideyi yazdı dedi. Peygamber Efendimiz bana rüyada ezberletti diyor. Rüyada ezberletti. Çık minareye oku, gelirken o da dinlesin dedi. Ondan ezberledim ve okudum diyor. Hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet muhterem Müslümanlar, Bedevi Arabi Peygamber Efendimizin önünde ya hayra men dufinet fit türbi ahumuhu fetabe min tibihinnel qa'u vel ekamu nefsi el fidau li kabrin ente sakinuhu fihil afafu ve fihil cudu vel keramu. O kabir ki Zat-ı Ahmedi'nin vücudu mes'udu mübarekin metfundur. Orada iffet, orada haya, orada edep vardır. Böyle bir kabre 100.000 canım olsa feda olsun ya Resulallah. Arabi bu dörtlüğü söyledi diyor, orada seyreden büyüklerden zat. Bu dörtlüğü söyledi, ağladı ve bu ayi-i celleyi okudu diyor. Es-saidu billah. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Ya Muhammed, onlardan biri günahkar olsa, günahını itiraf ederek sana gelse, Resul de onun için istiğfar etse, لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, Allah'ı tevvap, tövbeleri kabul edici ve erhamur rahimin olarak bulur. Bu ayeti okudu diyor.
edeple böyle geri geri çekildi huzuru peygamberiden, ayrıldı. O anda dalmışım diyor. Peygamber Efendimiz hemen rüyamda teşrif ettiler. Rüyamı teşrif ettiler. Arabinin arkasından koş. Kendisi için Rabbime istiğfar ettim. Allah'ın affini müjdele diyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah, ya Resulallah, biz de her sene huzurunda el bağlıyoruz. O Arabi'ye yaptığın şefaatlerini istiyoruz. Bizi de Allah nezdinde bağışlanmamız için ümmetliğe kabul et diye yalvarıyoruz hep beraber muhterem Müslümanlar. Şunu da söylüyorum. Evet, muhterem Müslümanlar. Ya itri, itri dedim de hani kaldı gene. El benim damen senin ey rahmetellil alemin. Şöhretim isyan benim, sen af ile meşhursun dedi ya. Sonraki beytinde de şöyle diyor. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah diyor. Ya muhterem müminler, şunu söyleyeceğim ve sözü kesiyorum. Müezzin kardeşlerim birkaç dakika inşallah müsaade ederler. Ezanımız okundu. Cemaatimiz beni bağışlar. Oldu mu? Birkaç dakikacık. Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri, Miratül Harameyn sahibi almış, daha birçok eserlere de kaydetmişler. Peygamber Efendimizin huzuru alilerine varıyor Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri. Abdülkadir Geylani gibi, Şah-ı Nakşibend gibi, Cüneydi Bağdadi gibi, Bayezid-i Bastami gibi seçilmiş zirvelerden, şahikalardan, Allah dostlarından biri, Cenab-ı Hak şefaatine layık kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, bunların mertebeleri Allah'a kul olmaktır. O kadar. Tamam mı? Bunların mertebeleri, ulviyetleri nereden geliyor? Allah'a kul olmaktan geliyor. Ya Rabbi bizi zatına kul, ümmet, peygamberine ümmet eyle diye dua ediyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri yanında ihvaniyle, birkaç erbabı ilimle huzuru peygamberiye ziyarete geliyor. Gözyaşlarıyla salatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor. Peygamber Efendimizin Ali ruhaniyetine dehalet aşk ve vecdiyle. Fi haletil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Tukabbilul arza anni ve hiye naibeti. Ya Rab, ya Rab. Ve hâzihi nevbetül eşbâhi kad hadarat. Femdüd yeminekeh keytahva biha şefeti. Seyyid Ahmed Rufai Peygamber Efendimiz'e böyle dehalet ediyor. Muhterem Müslümanlar. Bundan evvel ruhaniyetimi, ruhumu gönderiyordum. Ayak bastığın yerlere dudak koyarak arzı tazim ediyordu ya Resulallah. Ve hâzihi nevbetül eşbâhi kad hadarat. Femdüd yemineke keytahza biha şefeti. Şimdi cesedimle geldim. Ruh mehal ceset. Huzurundayım ya Resulallah. Şu mübarek ellerini uzat, öpmeden dönmeyeceğim. Muhterem müminler, buraya not etmişim. Yanındaki kişilerin de göreceği tecelli ve zuhur ile Peygamber Efendimiz mübarek kabrinden elini uzattı ve Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri o mübarek eli öptü diyor. Masal ya hocam be. Peygamber Efendimiz toprak oldu gitti. Bu tabii muhterem Müslümanlar, ruhani alemin tecellisi. Hani rüyada öpüyorsun ya. Evet. Bir de Hacı Veysel hocamız devamlı söylerdi. Beynen nevmu vel yakaza. Uykuyla uyanıklık arasında Resul-i Zişan'ın elini öpmeyi nasip et derdi. Bu ikinci derece. Üçüncü derece, büyük veliler Peygamber Efendimiz'i açıktan görür ve mübarek elini öperler. Sen merak etme, sen daha sana neler söyleyeceğim inşallah. Güneşten bir zerre, okyanuslardan bir katre olarak o Nebi-i Zişan'ı anlatmaya çalışacağım.
efendiler, güneşten bir zerre diyorum bakınız, okyanuslardan bir katre olarak ona bir zişanı anlatmaya çalışacağım. Hacı Veysade hocamın ruhaniyetini taziz ederim. Bir gün sohbetinde söylüyordu, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından, mektubatın kenarında şarih almış, talikat yapmış. İmam-ı Rabbani Hindistan'da dergahında on binlerki müridanı karşısında Allah'ı zikrediyor, salatu selam okuyorlar. Peygamber Efendimiz yanında vüzerası ve hulefası olduğu halde kapıdan giriyor. Açıktan böyle İmam-ı Rabbani görüyor. Açıktan geliyor. Ya Ahmet diyor. Ahmedi Faruki Serhindi. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Ya Ahmet diyor. Hayatımda ve vefatımdan sonra yazı yazmaktan Rabbim beni men etti diyor. Peygamber Efendimiz bilir fakat yazmazdı. Kur'an-ı Kerim'i kendi yazdı yazdırdı diyivermesin diye müşrikler. Cenab-ı Hak katiple o vahyi alır söyler, katipleri yazardı. Ya Ahmet, bugün geldim Rabbimin izniyle mahşerde yüz binler ümmetime şefaat beraatını elimle yazacağım buyuruyorlar. Hocam olma diyor, oldu muhteremler. Oldu kuzum, oldu. Çünkü Allah'ın büyük sevgilisi ve yegane dostu, ya Rabbi bizi zatına giden yolda Muhammed'ine rafik kıl diye dua ediyoruz. O her şeye kadir. Üstadımın sözü, gönlümüz alçak fakat himmetimiz âli, himmetimiz yüksek olacak. Rabbimizden isterken en az cennetini, cemalini, Habibinin aşk ve sevgisini isteyeceğiz inşallahü teala. Tamam mı muhterem müminler? Bizi onun saadetiyle dünya ve ahirette mes'ud kılsın. Ayet-i Celle'ye mana verecektim yine kaldı muhterem müminler. İnşallah gelecek cuma dersimizde ayetlere mana vermeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz bizi bugün de yarın da Muhammed'in saadetiyle mes'ud kılsın. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye-i mustafaviye temessük ve itibarlarımızı yevmen fevma müzdad eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar hususiyle düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Bize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.